Hoş geldiniz 24 ekranlarına. Nurki Özker ben, kahve molası programıyla karşınızdayız. Ekonomide neler olup bittiğine bakacağız hep birlikte. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Türkiye ekonomi modelinin ayrıntıları ve 2022 yılı beklentilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşların kur korumalı TL vadeli mevduat katkılı fonuna ilgisinin yüksek olduğunu belirten Nebati, önümüzdeki dönemde kur korumalı mevduat gibi yeni enstrümanların devreye gireceğini de söyledi. Bakan Nebati, bankalardan temin edilen geçici son verilere göre bankacılık sektöründe 84,05 milyar lira kur korumalı mevduat katılım fonu bakiyesi bulunduğunu belirtti. Türkiye ekonomi modeline yönelik değerlendirmelerini de paylaştı Nebati ve şunları söyledi. Kalıcı makroekonomik istikrarın sağlanması, yüksek katma değerli üretimin teşvik edilmesi, üretim ve istihdamın büyütülmesi ve ihracatın artırılarak cari açığın düşürülmesi amaçlandığını ifade etti. Güvenli yatırım ortamının tesis edilmesi, modelimizin nihai hedefine ulaşması için önemlidir açıklamasını da ekledi. Nebati, finansal istikrarın devamlılığını sağlayacak adımlar attıklarını da belirtti. Enflasyonla mücadele noktasında da önemli mesajlar verdi. Türk lirasının cazibesini arttırıcı yeni kur korumalı mevduat hesabı gibi enstrümanlar geliştirilerek enflasyonu azaltacaklarını söyledi. Ve 2002'de aylık 11 lira olan karşılıksız rakama bakın şimdi güzelliğine. Devam edelim haberlerimizle. Merkez Bankası dün açıklanan Aralık ayı enflasyonuyla ilgili fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Değerlendirmede döviz kurunda yaşanan gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Merkez raporunda kur geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubunda fiyatların özellikle dayanıklı tüketim malları öncülüğünde yüksek bir oranda arttığını ifade etti. Dayanıklı tüketim malları arasında da otomobil fiyatlarındaki artışın dikkat çektiğini söyleyen Merkez Bankası, gıda grubundaysa yıllık enflasyonun taze meyve ve sebze kalemlerine görece daha ılımlı seyrettiğini vurguladı. Girdi maliyetlerinin etkisiyle taze meyve ve sebze dışı kalemlerde ise kayda değer bir oranda yükseliş görüldüğünü belirtti. Merkez değerlendirmesinde döviz kuru gelişmelerinin yansımalarıyla başta akaryakıt, tüp gaz ve kömür olmak üzere yurt içi enerji fiyatlarındaki artışların da devam ettiğine dikkat çekti. Esnafa yönelik bir kredi desteği de Halkbank'tan geldi. Buna göre esnaf ve sanatkarların Halkbank kredilerine %50 faiz indirimi yapılacak. Bazı iş kollarında indirim desteği ise %100 olacak. Resmi gazetede yayımlanan karara göre Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış ve bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yılına devreden krediler için 1 Ocak 2022-31 Aralık 2024 tarihleri arasında %50 faiz indirimi uygulanacak. El dokuma, bakır işleme gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmayı üst tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnafın devreden kredileri için de %100 faiz indirim oranı uygulanması öngörülüyor. Ayrıca mesleki eğitim kanunu kapsamında kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara da %100 faiz indirim desteği verilecek. Bu destekten son 1 yıl içinde faaliyetini veya mükellefiyetini sonlandıranlarsa yararlanamayacak. Haydi piyasalara gidelim, bakalım piyasalarda neler olup bitiyor. Borsa İstanbul'la başlayacağız. BIST 100 endeksi artı puanda 1975-74 puandan işlem görüyor. %2,46'lık bir artış olduğunu görüyoruz. Borsa İstanbul'da geçtiğimiz, arkada bıraktığımız yılın genelini pozitif tablolarla geride bıraktı. Rekor üstünde rekor kırıldı. Yılın ilk haftasında da yine BIST 100 endeksinde iki gün işlem gününün ilk iki gününde de yine artı rakamların, pozitif rakamların
rakamların gelmeye devam ettiğini görüyoruz diyelim ve döviz cephesine de bakalım. Dolarla başlayacağız. Döviz cephesinde neler olup bitiyor? Dolar dün de günü artıda kapatmıştı. Şu anda da artıda 13.24'ten işlem görüyor. %1,26'lık bir artış var. Euro'da da yine artıyı görüyoruz. 14.98'den işlem görüyor Euro. %1,12'lik artış var. Her ikisinde de yükseliş seyri var diyelim ve altın cephesine bakalım. Altın cephesinde neler olup bitiyor? Ons altınla başlayacağız. Ons altın dün eksideydi. Bugün artıda. 1806 dolardan işlem görüyor. %0,26'lık bir artış var ons altında. Gram altında dün artıdaydı. Yine bugün de artıda. 768 liradan işlem görüyor. %1,27'lik bir artış olduğunu görüyoruz gram altında. Petrole de bakalım. Petrolde neler olup bitiyor? Dün 78 dolardan işlem görüyordu. Petrol günü o şekilde kapattı. Şu anda yine yükseliş seyrinde olduğunu görüyoruz. 79,22 dolardan işlem görüyor. Petrol artıda dedik. %0,3'lük bir artış var petrol fiyatlarında. Son olarak da tahvile bakalım. Tahvil de artıda. 23,07'den işlem görüyor. %1,63'lük bir artış var tahvilde diyelim ve haydi haber turumuzu izleyelim. Amerikalı teknoloji devi Apple, piyasa değeri 3 trilyon dolara aşan ilk şirket oldu. Pandeminin başladığı 2020'den bu yana hisseleri 3 kattan fazla artan Apple'ı 2,5 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Microsoft, 1,9 trilyon dolarlık piyasa değeriyle de Google'ın ana kuruluşu Alphabet takip etti. Amerika'da günlük vaka sayısı 1 milyonu aşarak rekor kırarken şirketlerde çalışanlara yönelik yeni önlemler almaya devam ediyor. Onlardan biri de kahve zinciri Starbucks. Şirket çalışanlarına aşı ya da her hafta negatif test sonucu göstermelerini zorunlu hale getirdi. Şirketin operasyon direktörü John Culver yaptığı açıklamada bunun salgının yayılmasını önlemeye yönelik önemli bir adım olduğunu ve duruma göre ilave önlemlere başvurulabileceğini ifade etti. Avrupa Birliği, yeni nükleer enerji ve doğalgaz santrallerini yeşil yatırım olarak sınıflandırmaya hazırlanırken Almanya düzenlemeye karşı çıktığını açıkladı. Avrupa Komisyonu'nun nükleer enerjiye ilişkin değerlendirmelerini kabul etmediklerini belirten hükümet sözcüsü, nükleeri yeşil yatırım olarak tanımlama planını kendi içlerinden değerlendireceklerini söyledi. Çip krizi ne zamana kadar sürecek? Merak edilen soruya yönelik bir tahminde Almanya merkezli otomotiv şirketi Daimler'den geldi. Şirketin baş teknoloji yetkilisi Markus Schaefer, çip tedariğinde sıkıntının 2022'de özellikle de yılın ilk yarısında devam edeceği öngörüsünü paylaştı. Ekim 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre %24 daha az araç üreten şirketin Kasım ayı üretiminde ise %22'lik düşüş görülmüştü. Türkiye 2021 yılını 225,4 milyar dolarlık rekor ihracat rakamıyla tamamladı. Bu dönemde illerin de ihracattaki başarılı performansı dikkat çekti. Ülke genelinde 77 il dış satımını artırma başarısı gösterirken İstanbul 88,9 milyar dolarlık ihracatla bu alanda zirvede yer aldı. Dış satımın en çok artıran illere bakıldığında ise ilk sırada %521'lik yükselişle Bayburt lider oldu. Türkiye'nin ihracatı bir rekora daha imza attı. 2021'de dış satımını 225,4 milyar dolarla zirvede kapattı. İllere göre bakıldığında da büyük bir başarı hikayesi ortaya çıktı. Geçen yıl 77 il ihracatını arttırma başarısı gösterdi. Bu dönemde ihracatı 1 milyar doları geçen illerin sayısı ise 16'dan 21'e yükseldi. 2021'de en yüksek ihracat 88,9 milyar dolarla İstanbul'da gerçekleşti. Mega kentin iller bazında yapılan toplam ihracattan aldığı payda %43 oldu. İstanbul'u 17,3 milyar dolarla Kocaeli, 15 milyar dolarla Bursa, 12,2 milyar dolarla İzmir, 10,1 milyar dolarla Gaziantep, 9,3 milyar dolarla Ankara takip etti. İller arasında 2021'de ihracatını değer bazında en çok artıran da 22,2 milyar dolarla İstanbul oldu. İkinci sırada 5,06 milyar dolarla Kocaeli yer aldı. Dış satımını en çok artıran illere bakıldığında
bakıldığındaysa ilk sırada %521'lik yükselişle Bayburt lider oldu. Bayburt'u %336'lık artışla Çorum izledi. Söz konusu dönemde sadece 4 ilin ihracatı düşerken bu alanda başı %33,3'lük azalışla Muş çekti. Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikaları birçok ekonomist tarafından da takip ediliyor. Çinli ekonomi yazarı ve bir yatırım şirketinin CEO'su Zhou Zhang, Türkiye büyümeyi döviz kuruna tercih etti diyerek bu politikayı mantıklı bulduğunu söyledi. 2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre %32,9 oranında artışla rakamı açıklıyorum. 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'nin uyguladığı ekonomi modeli birçok ekonomist tarafından dikkatle takip ediliyor. Çinli yatırım şirketi SBI China Capital şirketinin CEO'su Zhou Zhang da Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikalarına dikkat çekti. Zhang kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin büyümeyi döviz kuruna tercih ederek mantıklı bir seçim yaptığını söyledi. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Ve biz bu çarkı da inşallah bozacak ve milletimi asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız. Zhang, Türkiye'nin faiz düşürme tercihini hatırlattı. Zaman içinde bu kararın mantıklı bir politika ortaya çıkaracağını belirtti. Hükümetin en önemli alana odaklanması önemlidir. Türkiye döviz kurları yerine yerli üretimi tercih etti ve bence bu akıllıca bir hareket. Zhang 1997-1998 yıllarında Tayland, Güney Kore ve Endonezya'daki ekonomik krizi örnek gösterdi. Üç hükümet IMF'den yardım istedi ancak IMF kurtarma fonuna sert koşullar dayatarak bu ülkeleri faiz oranlarını yükseltmeye ve mali harcamaları sıkılaştırmaya zorladı. Herkes şimdi bu programı eleştiriyor çünkü büyümeyi düşürdü. Zhang kaotik bir dönemde döviz kurlarının en önemli politika hedefi olmadığını söyledi. Faiz oranlarının yüksek olmasıyla ülkeye giren sıcak paranın kurtarıcı rolü oynamadığını belirtti. Belirsizlik döneminde faiz oranlarınız birkaç puan daha yüksek diye sıcak para girişlerini çekmeyi bekleyemezsiniz ve sıcak para zaten temel ekonominize yardımcı olamaz. Zhang Türkiye'nin kur korumalı TL vadeli mevduat hesabından da bahsetti. Bu kararın orta ve uzun vadede başarılı olabileceğini yazdı. Sonuçta iş nominal faiz oranlarıyla yapılır ve borç alanlar nominal faiz oranları öder. Gösterge faiz oranı çift haneli oranlardayken Türkiye'nin kurumsal borçluları nefes almıyor ve faiz indirimleri mantıklı. Ekonomi gündeminin ağırlıklı olduğu bir günü daha geride bıraktık. Sabah analiz sentezde yine konunun uzmanlarıyla birlikte ekonomiyle ilgili başlıkları konuştuk. Kahve molasında da detaylı bir şekilde haberlerimizi size aktardık. Piyasalara baktık. Yarın yine aynı saatte bekliyorum sizi. Sabah saat 9'da analiz sentezde görüşelim. İç dış politikada, ekonomide neler olup bittiğine bakalım hep birlikte. Hoşçakalın.